Türk Savunma Sanayisi'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Anka, yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanılıyor. Bu başarının arkasında insansız sistemlerde ulaşılan teknolojik kabiliyet yanında bu araçlara özgün olarak geliştirilen mühimmatlar yer alıyor. Roketsan, insansız hava araçlarıyla kullanılmak üzere mini akıllı mühimmatlar MAMLE ve MAMC'yi geliştirdi. Bunun yanında TÜBİTAK SAGE'nin bozok mühimmatına yönelik çalışmalarda da sona gelindi. Muharebe sahasında hali hazırda SİHA'ların vurucu gücünü oluşturan MAMLE ve MAMC, kabiliyetleri ve vuruş güçleriyle hava araçlarının etkinliğini üst seviyeye çıkartıyor. Mühimmatlar sahada kullanıldıkça alınan bilgiler ve geri bildirimler doğrultusunda geliştiriliyor. Roketsan, MAMLE ve MAMC'nin daha gelişmiş versiyonları üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda yeni mini akıllı mühimmatlar üretilmesi, değişik hat başlıklarıyla farklı hedefler üzerinde etkinlik sağlanması ve farklı platformlardan da kullanım amaçlanıyor. Çalışmalar sonunda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı, Aksungur ile kullanılabilecek mühimmatlar ortaya çıkacak. Başta İHA'lar olmak üzere faydalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini artıran MAM mühimmatları, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe tecrübeleriyle de rakiplerinin önüne geçiyor. Yaklaşık 22 kilogram ağırlığa sahip MAMLE ve 6,5 kilogram ağırlığı bulunan MAMC, İHA'ların yanı sıra hafif taarruz uçakları için de maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. MAMC artış irtifasına bağlı olarak 8 kilometreye yakın menzillerde etkili olarak kullanılabiliyor. MAMLE'nin menzili ise 14 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. MAMLE, yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığıyla hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve geniş alana dağılmış personele karşı etkili olabiliyor. Ayrıca anti-tank ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle de mühimmatın etkili olabileceği hedefler çeşitlendiriliyor. MAMC ise personele, zırhsız ve hafif zırhlı kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere karşı etkili olabiliyor.